Niye susarsınız? Ares'in Hamlı Pazarı alması için verdiği altınlarla dilinizi mi bağladı Bahadır Bey? Deyin hele. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Biz satılık değiliz. Hakkı ve töreyi çiğneyecek kadar satılıksınız. Çavdarların adını kirlettiniz. Şerefini çiğnediniz. Aliyar Bey'in aziz hatırasını mahvettiniz. Ertuğrul Bey! Ertuğrul Bey, benim obamda, benim makamımda oturmuş haddini aşarsın. Alplerimi emrine verip seninle cenk etmek isterim. Ama sen iftira etmeye devam edersin. Savaş ganimetim olan altınların Ares'in olduğunu nereden çıkardın? Beylerimi aşağılamana müsaade etmem. Obalarına ve törelerine sahip çıkmayarak ne kadar aşağılık olduklarını gösterdiler. Sen de yaptığın mancınıklara sahip çıkaydın. Ares hepsini yakıp yıktı. Her seferinde Ares keferesinin tuzağına düştün. Ancak her şeye rağmen devletimizin ve de senin yanında olmak isteriz. Obamdaki herkes şahit olsun. Beyliğimi kabul et, meseleyi sulh içinde çözelim. Evvela Turgut Alp'le Aslıhan Hatun'u buraya getiresin. Sonra da Tekfur Ares'le yaptığın işbirliğinin ve ihanetin cezasını keseceğim. Kalenin muhasarası için yaptırdığım mancınıkların yakılmasının ve dahi alplerimin öldürülmesinin müsebbibi Bahadır Bey'dir. Ares'le devletimize karşı şerde ittifak etmişlerdir. Elimde tuttuğum bu mektup Ares'in imparatora her şeyi bir bir anlattığı mektuptur. Yalandır. İftira edersin. Bahadır'la nasıl iş çevirdiğini, buraya gelirken bana pusu kurup beni nasıl öldüreceğini, her şeyi bir bir anlatmış. Gayrı, ne af dilemeniz sizi kurtarır, ne de yalvarmanız. Sizler de Bahadır Bey gibi ihanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Yalan. Hala iftira edersin. O mektup düzmecedir. Boşuna inkar edersin Bahadır Bey. Kalenin içinde casusum vardır. Sajan!
tabi olmazsan kelleni alırım dedim Bahadır Bey. İndi bedelini ödeme vaktidir.